Sis Dağı gezimizin ikinci bölümünde lokantaları gezeceğiz, yemeklerini tadacağız. Stuttgart'ta yaşayan çobanla sohbet edeceğiz. Zirvede horon oynayacağız. Bal ve pestil satıcılarıyla sohbet edeceğiz. 90 yaşını aşmış teyzeyle ve amcayla sohbet edeceğiz. Sütlaçların tadına bakacağız. Kireçaltı mevkiinde piknik yapacağız. Doğancı altında karışık ızgara et yiyeceğiz ve gezimizi sonlandıracağız. Şimdi hep birlikte Sis Dağı gezimizin ikinci bölümünü izliyoruz. 88 maşallahın var bak, köyde dağda büyüdüğün için yaylalarda sağlıklısın. Elhamdülillah ya Rabbi'ye çok şükür. Allah iyilik versin. Gurbet hayatı yaşadın mı? Hayır. İnşaatçıyım. Emeklisin. Emekliyim. Emeklisin, oldu. Bak ne kadar sağlıklı gözüküyorsun 88 yaşında. Yok biraz rahatsızım ama elhamdülillah çok şükür iyiyim. Şalpazarına iniyorsun gezmeye. İniyorum Şalpazarına. Kışın Trabzon'da duruyorum. Burada evin var mı burada? Var. Var. Şu bina benim, haşuk haşuk bina. Şurası. Çoluk çocuk var. Çoluk çocuk var. 4 oğlan, 3 kız var. Allah bağışlasın. Yenge yaşıyor mu teyze? Yaşıyor. Çok güzel. Kuçiz'in ağasıyla beraber Sis Dağı'ndayız. Neler söylemek istersin Sis Dağı ile ilgili? Sis Dağı şenlikleri gibi şenlik yeri artık bulunmuyor. Çünkü eskiden Katırga, Namluydu, Alaca, ne bileyim Honefter, Monefter, onlar şimdi artık eskidi gibi bir şey. Sis Dağı'nda her şey mevcut. Hangi ihtiyacın varsa onu karşılayabilirsin. İnsanlar Sis Dağı'na neden gelsin? Buranın nesi güzel, nesi cezbedici? Buraya gelen adam hayat şartlarını çoğaltıyor. Böyle bir hava var burada. Yani insanın ömrü uzuyor diyorsun. İnsanın ömrü uzuyor, huzur buluyor. Evet. Kendisini rahat buluyor. Başka ne diyelim ya? Sen şimdi kaç yaşındasın? Ben 68 yaşını geçtim. Peki, sağlıklı gözüküyorsun, genç gözüküyorsun. Bu genç gözükmeni bu dağlara olan sevgin ve gezmene mi bağlı? Aynen, hem öyle hem de ben zamanımdan beri neşeli bir insanım. Onun için ben neşemle yaşarım. Başka bir şey bilmiyorum. Sen yani. Yemeği de çok seviyorsun. Yemeğin iyisini de anlıyorsun. Tabii. Zamanında aşçılığın mı vardı? Ben lokanta aşağı yukarı 32 sene lokantada çalışmış biriyim. Ama aşçı olarak değil tabii. Garson olarak. Garson olarak çalıştık. Onun çaycı için olarak. Tadını, iyi olanını bilebiliyorsun. Az çok, az çok. Yani o kadar da fazla değil ama birazcık anlıyoruz tabii yani. Peki. Herkesi Sis Dağı'na gezmeyi bekliyoruz. Buyurun, aynen devam öyle, edelim. Aynen öyle. Selamünaleyküm. İyi vallahi, çok şükür. O zaman ya, sana bir tane et ısmarlaması lazım. Ulan bu her şeyi ısmarlar da gerek yok. Yani. Buraya her kelime bu et ısmarlarsa zaten iflat etti. Ama bu paçası, kelle paçası çok şahane. Buyur içeri gel. Eyvallah. Şimdi Asya adam çalışıyor. Haşlaması, köftesi, tencereleri bakabiliriz. Lan. Üstüne çeviriyorsun. Yere sütünden, yere sütünden sütaç. Mercimek. Paça. Sütaç, yere sütünden. Organik. Sütaç. Burası paça. Kendi paça. Diğer yemekleri tabii yere yakın sütaç yapılacak. Oh. Ustam kolay gelsin. Oh. Atok git koy. Orada kemik var. Çık. Kandal değil. Yeşil değil. Yok bir daha koyun köpanı.
Selamun aleyküm. Kaç tane koyununuz var? 100 ve civarı. Sadistin mi bunlar, başkalarında var mı? Kurbanlık. Şey, size mi ait, başkalarının kendi da var? Biraderime ait. Ha. Kendi biraderime. Size ait kaç tane var? Ben çobanım. Ha, çobansınız zaten. Ben sadece dikkat edin, tamam. Yayı ot atıyorum. Kaç yıldan beri çobanlık yapıyoruz? Valla doğduk doğalı çobanız ama yani kafamızda mal memnun var. Memnun musunuz halinizden? Kesinlikle. Peki SSK, MSK ödeme olayı var mı sizde kendinize? Yok. Ben işin aslı, ben kendim Almanya'da, yurt dışında yaşıyorum. Böyle sezonda geliyorum. Kaderlere yardımcı oluyorum. Ama malın peşinden gittim tabii. Anladım. Kaç ay bu işi yapıyorsunuz? 2-3 ay. Yani zevkine ya kendim, yapıyorsunuz. Kendim o. Evet. Ben kendim bir zevkçiyim. Anladım. Ben kendim, sevdiğim için bu mesleği. Peki hangi köydensiniz? Şalpazarı, Geyik. Geyikli'de. Zaten hasarlı olmasan onu yapamazsın. Ya. Tabii hasarlı olduğu için yapacak. Yemek işini ne yapıyorsunuz? Efendim? Yemek işini ne yapıyorsunuz? Yemek işim... azık var çantada. Dediğimiz kenti deriz biz buna. Kenti. Yani asar işi. He. Kenti. Onda azığım. Anladım. Kendimi burada olmazsa gider orada yeriz. Ev yani, yakın. Buralarda koyunları otlatıyorsunuz. Tabii. Burada bu tepeler. Buradan diğer Hanyan obası obamız. Hmm. Şu kayanın önünde. Oba Hanyan'ı mı? Aha, kayanın önünde o. Tamam. Ne kadar kalıyorsunuz gündüz dışarıda? Kaçta çıkarıyorsunuz? Kaçta içeri alıyorsun? 8 gibi çıkarıyorum. Akşam ezanla işte. Peki yağmur olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Yağmur olduğu zaman bir şekilde şemsiye, işte su geçirmez parka dediğimiz veya yağmurluk veya su hiç olmazsa işte ıslanıyorsun, ne yapalım? Peki vakit nasıl geçiyor koyunları beklerken? Vakit yani A'dan Z'ye düşünmekle geçiyor. Peki kemençe açmak, müzik dinlemek vesaire? Tabii sosyal medyayla. Var mı değil mi? Var yani. Güzel. Onda sürekli değil tabii, ara sıra. Anladım. İsim neydi? İsim Özgür Sırrı. Özgür. Güray. Almanya'da nerede yaşıyoruz normalde? Stuttgart, Esslingen. Stuttgart'ta. Evet. Peki 2 aydan sonra tekrar Almanya mı gideceksiniz? Evet. Ailem orada. Orada çalışıyor muyuz? Yok. Biz 1-2 senedir işsizim. Ha, işsizlik parası alıyorsunuz. İşsizlikte işte bir ekmek parası alıyoruz yani. Hmm. 20-21 sene oldu. Peki Stuttgart mı güzel, Sistan mı güzel? Yani vallahi şu ota değişmem yani. Avrupa'yı bırak, dünyayı değişmem. Şu ota veya şu değnek dediğimiz ya. Çobanın sobası. Yani. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Değişmem ama ne yapalım, gittik çoluk çocuk. Ellerinizden öper, iki çocuk var. Allah bağışlasın. Şu anda sis dağına çıktık. Her tarafı sis kapladı. Az önce hava açıktı ama şu anda sis geldi.
Eğer hava açarsa yine çevreyse göstermeye devam edeceğiz ama kapatırsak mecburi biraz daha oturduktan sonra geriye döneceğiz. Evet. Bu ara pestilimizi aldık. Pestil diyoruz, çok da güzel çıktı. Herkese Sistah'ın pestilini tavsiye ediyoruz. Şimdi arkadaşlara Sistah'ını görmeleriyle ilgili görüşlerini sormak istiyorum. Sırayla başlayalım. Şimdi ben ilk defa gelen biri olarak söylüyorum. Sistah'a ilk defa geliyorum. O yaşım 40. Diğer yaylalara da kıyaslarsam kesinlikle ve kesinlikle hani Sistah'ı açık ara önde bile söyleyebilirim. Evet. Karadeniz'e gelip de burayı görmeden gidenler çok şey kaybeder. Herkes Sistah'la bekliyoruz. Kesinlikle. Diyorsun. Kuçisini aslında soralım Sistah'la. Sen buraya çok geldin. Fikirlerini öğrenmek istiyoruz. Hemen hemen 50 senedir gidip geliyorum. Aha. Şu andaki gibi sakin de daha gelmedim. Her hep zaman eğlencelere geliyorsun. Hep eğlence olarak geliyoruz. Da geçen de geldik öyle gezme nedeniyle ama o zaman hava açıktı. Şimdi havada biraz sis geldi ama gene de arkadaşlarla iyi vakit geçirdik. Sis dağının sisi olur. Sis dağının ancak sisi olur. Pestili de güzel, her şey güzel. Karadeniz'e gelip de buralara gelmeyen biraz daha eksik yapmış olur. Mutlaka Sis Dağı'na gelinmesi gerekiyor diyorsun. Gelip buranın durumlarını görmesi bir dahaki seneye gelmeye işarettir. Aynen öyle. Önerden görüş alalım. Şimdi Karadeniz'e kaçıncı gelip... Kaçıncı gelişin tahminen? Saymadım ama... 5-6 defa var. 5-6 defa var. Tamam. Evet. Ama hava güzelken 10 numara bir yer. Hiçbir kadırgasıydı, erikbelisiydi, saz alanıydı, bilmem haçka obasıydı, Beypınarıydı. Hamsi köyüydü, Sürmene, Beş, Baş, bilmem ne. Oraların hepsine gittim. Gerçekten her şeyiyle beraber. 10 numara. Yani burası hepsinden daha iyi diyorsun. Bence. Yeşillik olarak. Ve görmeden gidilmemesi gereken bir yer. Tozu Beştir. Yok, toprağı yok, yolu gayet güzel. İnsanları çok cana yakın. Ulaşım, hakeza, her türlü imkan var. Herkese tavsiye ederim. Yani. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Gelip herkesin görmesi gerektiği bir yer. Sis Dağı'nın pestili. Teşekkür ederiz. Ha. Pestiller. Kuçisin ağasına boşuna ağ dememişiz. Bak ağ gibi oturuyorsun. Helal olsun bana, daha ne diyeyim yani. Thank you.
Allah razı olsun. Burası senin depo. Ne var burada? Bal var. Pestil var. Tabir görecek. Yapacağız ama şimdi. O siz yapıyorsunuz pestilleri. Yok, yaptırıyoruz. Yaptırıyoruz. Nerede yaptırıyorsunuz? Gümüşhane. Gümüşhane'de. Hazır alıyorsunuz. Ballarınız çiçek balı mı? Valla asar balı ve çiçek balı. Hı hı. Yani en iyi. Bak. Bu var ya. Haziri giden gıda oranı daha yüksek çıkmış. Asar balı. Ama çiçek balı sonuçta. Çiçek. Komar yaklar. Komar. Otur teyze, otur. Otur, otur, otur. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen buralı mısın teyze? Buralıyım. Buranın neresindensin? Buranın. Bu da bizim. Daha beyim. Aa, eşin mi o? Benim beyim. Burayı biz yaptık. Bu adamla ikimiz yaptık. Maşallah. 34 odası var. Maşallah, maşallah. Burası bir tek. Maşallah. Kaç yaşındasın teyze? 90'a vardım dur. Fazlasını da bilmiyorum. Ama maşallahın var ya. Bedeviye başla şey Tayyip'in yanına gittik. İkimiz bizi çağırdı. Fotoğraf çekelim, fotoğraf çekelim. Bize ağrında bizi yanına çağırdı. 3 sene oldu gidelim oraya. 12 tane fotoğraf çekti abile. Ben ne biliyorum. Ailesi, kendisi işte. Bu kadar genç olmanı nereye bağlıyorsun? Buranın temiz havasına, sütüne, yoğurduna. Genç miyim oğlum? Bence gençsin. Sadece az yavaş yürüyorsun. Onun dışında yüzün, bedenin genç duruyor. Nur varmış yüzümde, öyle değil. Evet. Nereye bağlıyorsun bunu? Nereye bağlıyorsun bunu? Oğlum, kalbimin görüşü yani. Böyle her yere huylanmayayım, heslenmeyeyim. Nasihat edeyim, öğüt vereyim herkese. Kızmıyorum, bağırmıyorum, sakinim diyorsun. Ondan sakin, mı kaynaklanıyor? Yani sakin, sabırlıyım. Sabırlısın yani. Sabrım var, biraz sabrım var. Tamam. Her yere huylanayım, heslenmeyeyim. Yani düşünce edeyim. Tamam. Sen öğrencisin değil mi? Evet. Kaçıncı sınıfa geçtin? 6'ya. 6. sınıfa geçtin. Okulları özledin mi? Özledim. Açılsın mı diyorsun okullar? Açılsın abi. Nerede okuyorsun? Doğancı'da. Doğancı'da. Yaz tatillerinde buraya geliyorsun, kahveye, bakkala yardımcı mı oluyorsun? Bu sene başladık. Sizin mi burası? Bu sene kira vermeyeceğiz. Bir dahaki sene kira vereceğiz abi. He, tamam, yardımcı olsun. Kim çalışıyorsunuz burada? Şu an annem, ben varım. Bir de Coşkun, Canan diye, Muhammed diye isimli var. Onlar da çalışıyor ama şu an hafta içi olduğu için. Anladım. Peki. Ablacığım merhaba. Merhaba. Şalpazar'ın neresindesiniz? Geyikli köyünden. Geyikli. Burayı siz çalıştırıyorsunuz. Evet, biz çalıştırıyoruz. Ne var burada? Bakkal var. Çay ocağı, bakkal, et lokantası. Bir de et lokantası. Evet. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Hafta sonları 3-4 kişi çalışıyoruz. Hafta içi çocuğum ben. Her yaz burası açık. Her yaz açık. Eşiniz falan çalıştır. Burada. Berabersiniz. Beraber çalışıyoruz. Anladım. Nasıl işleriniz bu aralar, açılmaya başladı mı? İnsanlar gelmeye başladı mı? Hafta sonu mu daha iyi? Hafta sonu iyi ama pandemi olmasaydı daha iyi olacaktı. Özellikle cumartesi daha iyi. Evet. Hafta içi seyrekleşiyor, hafta sonu kalabalık oluyor. Hafta sonu daha kalabalık. Tamam. Tabii. İnşallah işler açılacak. İnşallah. Oldu. İnşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür.
Hayır, hayır. Sevdin mi ineği? Sevdin mi? He? Sevdin mi ineği? Oy 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 oy. Cici kız, bak çektim seni ya. Fıstığa bak, fıstığa bak, fıstığa bak. Gezimizi bitirdik. Sis Dağı tabii ki sisiyle ünlü. Çevreyi çok fazla size gösteremedik. Sisin el verdiği ölçüde gösterebildik. Süttacımızı yedik. Yemeğimizi yedik. Dolaşmamızı yaptık. Sohbetlerimizi yaptık. Birazdan geri döneceğiz. Hepinize Sis Dağı'ndan iyi günler diliyoruz. Şimdi bugünkü gezimiz çok güzel oldu gerçekten. Mehmet Günaydın'la da yaptığımız gezi mükemmel oldu. Çekimlerimizi yaptık. Sis Dağı pazarını dolaştık, dağını da dolaştık, zirvesini de gördük. Şimdi de sütlaçlarımızı yedik, afiyetle suyumuzu da içtik. Sis Dağı'ndan Türkiye'ye selamlar. Görüşmek bye bye. Üzere.